Geçen hafta Eskişehir gibi zor bir takımı mağlup etmiştik. Bu maçın, o Eskişehir maçının değerli olabilmesi için bu maçı kazanmamız lazımdı. Burada zor olacağını biliyorduk. Çünkü buraya gelen bütün takımlar zorlandılar. Ya yendiler ya yenildiler. Son anlarda bitti o maçlarda. Biz de iyi hazırlanmıştık. İkinci yarıda, ilk yarı kötü oynadık. İkinci yarıda yaptığımız müdafayla maçı kazanmayı bildik. Şimdi önümüzde Perterniel var çarşamba günü. Cumartesi Telekom, ikisini de evimizde oynayacağız. Bu iki maçı da kazanıp kendimizi ilk üç sıra içinde görmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Özellikle Yalova takımı burada çok tehlikeli bir takım olduğunu söylemiştik. Bütün büyük maçları Acıbadem olsun, Eskişehir olsun, Sakarya olsun veya Petkim olsun son periyoda kadar maçın içerisinde kalacaklarını söylemiştik. Kolay basketlerine çok fazla izin verdik. Özellikle de offense rebound fazlaca verdik. İkinci top şanslarını da arttırınca Yalova takımı çok tehlikeli bir takım olabiliyor. Bu sefer hem içeriden hem dışarıdan çok fazla sayı atabilecek kapasitede oyuncuları var. Ligin sayı kralı orada zaten. Uzun oyuncuları da çok tehlikeli. Yerli oyuncuları çok tecrübeli. Bize gelecek olursak biz özellikle de bir türlü konsantre olmadık maça. Maçın içerisine giremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda da kolay atışları sayıya çeviremeyince çok fazla sayı yedik özellikle de ilk devre. İkinci devre biraz daha müdafaada iyiydik ama yine ofens kısmında çok acemice hatalar yaptık. İnanılmaz derecede basit sayıları kaçırdık. Bugün hem ikilik yüzdemiz hem üçlük yüzdemiz çok feci durumdaydı. İstediğimiz ofens oyunu bir türlü oturtamadık. Yani kazandığımız için mutluyuz. Kötü oyunda, yani kötü oynadığımız bir günde kazandığımız için çok mutluyuz tabii ki. Yalova takımını tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum bizi gelip burada destekledikleri için. Çünkü onların desteği bizim için çok önemli. Bir de özellikle de son 5 dakikalık bir periyotta tekrar takımı iteklediler ve maçın içerisine soktular bizi. Onlara tekrar teşekkür ediyorum.